안녕하세요. konuşun Korece konuş. Korece konuş. 맛있어요. 잡아. 잡아. Sen Türkiye. Evet, ben Türkiye'm. Ben Koreli. Merhaba bebekler. Bugün Türkiye yemeğinde ve Kore yemeğinde arasındaki farkla konuşacağım. O sayesinde çok fazla Türk yemeği denedim. Sudi'deyo. Yak Nakki. Nakki입니다, Nakki. 이게 하나씩 하나씩 드시는 거예요? 아, this is also Turkish soup. Really? Yeah. 투 예매된인데기 엔 일기시에 소르맥 이스티요르. 아스런다 오구스 코레 예매된인데 세비르. 바깥 투 예매된인데 바이디요르. 야니 비집 예매 코네시온다. 프로그램이시욕 디빌레드. 아마 바젠 코레이 예매인치데 오스 예매 이스테미요르. 부에사 시제 코레는 예매 컬트루누 안나타자인. 1크베 엠부육 파크 코레를 랩넨 피닌치 트루클랩닌 에크맥 예매시 트루크 예매 컬트루인데 촉파스라 에크맥 지민트 비데 기비하물 이슈레이바 gerçekten çok fazla ekmek var. Ama Kore'de çoğunlukla pirinç yeriz. Eğer yemeğin yanında pilav yemediyseniz yemek yeterli değil demektir. Genç nesil için ekmek, makarna ve diğer bent yemekleri pek problem olmuyor. Ama yaşlı insanlar öğle yemeğinde makarna, ekmek gibi şeyler yerlerse bunun için üzgün hissediyorlar. Bazen okuz bana aşağıda sadece pirinç yeniliyor deyince. Kore için özellikle de Kore tarihinde eğer sofrada pirinç yoksa yemek yok denetir. Koreli insanlar için pirinç gerçekten önemlidir. Nasıl bu kadar önemli olduğunu söyle anlatan. Kore dilinde pilav bab olarak adlandırıyoruz. Hayatımızda her şey pilavla ilgili. Örneğin nasılsınız? Pilav dedin mi? Demektir. Pan먹었어? Eğer kocan ya da anne her zaman böyle sorular. Pilavla ne yedin? Pan 뭐 먹었어? Osra annemi arayınca annem hep osra pilav yedin mi? Os merak ediyor. Annem bana neden her zaman pilav yedin mi? Diye soruyor. Koreliler için bu sadece nasılsınız anlamına geliyor. Bu yüzden aç olsak bile iyiyiz demek için evet diyoruz. Ayrıca arkadaşlarımızla görüşmek istediğimizde hadi pilav yiyelim deriz. Eğer birisi tamam pilav yiyelim derse görüşelim anlamına geliyor. Ayrıca şu anlama geliyor görüşürüz. Ve bir şeyde minnettar olduğumuz zaman sana pilav alacağım deriz. Çok teşekkür ederim ile aynı anlama geliyor. Ayrıca güzel bir kız görürseniz ve telefon numarasını almak istiyorsanız benimle pilav yemek ister misin diyebilirsiniz. Her neyse pilav Koreliler için gerçekten önemlidir. Kore dilinde ailenin anlamında birlikte pilav yemek demektir. İkisi en büyük fark et hakkında. Türkiye'de çok fazla Müslüman var. Onlar domuz eti yemezler. Ama aşağıda en popüler et domuz etidir. Çok uygun domuz yemeklerimiz var. Domuz ayağı, domuz kokoreç gibi. Ama Müslüman ülkelerde restoran iş yaptığımızda domuz etini sız etine çeviriyoruz. Neyse, Koreliler domuz etini tercih ediyor. Çünkü yağlı et yemeği tercih ediyoruz. Domuz eti dünyanın en yağlı etlerinde biridir. Sığır eti için bile yağlı sığır eti tercih ediyoruz. Kore veya Japonya'da sığır eti denerseniz Türk sığır eti ile çok farklı. Bu Koreli unlu sığır eti, bu da Japonya'nın unlu sığır eti. Türk restoranında biftek kebap yedim. Çoğunlukla Koreli sığır etinde daha az yağlı. Böylece tas daha temiz ve net. Türkiye'de kebap sığır eti yapıyorlar. Bu şekilde pişirdiklerinde yağ çıkarabilirler. Ama Kore sığır eti Türk sığırlarından daha yağlı. Türkiye'de pazardaki sığır eti kırmızı renkte. Ancak Asya sığırlarında daha çok fazla yağ var. Eğer daha çok yağlıysa içerisinde peşinler oluyor. Bunun iyi sığır eti olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden et yerken çok fazla sebze yiyoruz. Karikatürün çoğu sebze özellikle biz barbekülerimiz kıvırcığın içine koyup yiyoruz. Bu kıvırcığa sam diyoruz.
Biraz et koyup üzerinde çok fazla sebze çeşidi ekleyip kıvrak kıvrak yapıyoruz. Oğuz bana bir kez dünyadan en çok sebze yiyen ülkenin Kore olduğunu söyledi. Et barbekü restoranı ziyaret ettiğimizde çok fazla sebze var. Et dışında diğer her şey sebze. Çok sağlam, kıvırcık ve sebze kalıntıları var. Bunun gibi. Bu ne? I like it. You can finish it. You have to finish it. No. What? You like it? Bu ayrıca sebze garnitürüdür. 200'ye yakın baklava kimchi çeşidimiz var. Bence Türk halk eti Koreler'den daha çok seviyor. Fakat Koreler de sebzeyi Türkler de daha çok seviyor. Ayrıca sarımsaktan gerçekten keyif alıyoruz. Bazen taze sarımsaktan yiyoruz. Taze sarımsak çok lezzetli ama yedikten sonra ağzımız çok kötü kokuyor. Normalde seyahat ederken taze sarımsak yemek istemiyorum. Ama omuz ile taze sarımsağın tadını kalabilirim. Çünkü çoğu Türk salatasında taze soğan var ve kokusu da güçlü. Benim ağzımda sarımsak kokusu var fakat Oğuz'un ağzımda soğan kokusu var. Biz araştırma yaptık ve taze sarımsak ve soğan tadını çıkarıyoruz ve asılak kutu için erişenemiyoruz. Neyse taze sarımsak ve soğan kokusu ile birbirimiz seviyoruz. 5 o'clock. Tuklar çok yağlı etten hoşlanmıyor ve domuz eti yemiyor. Ama tuklar konu yemekten hoşlanıyor. Kore'de koyun bulmak kolay değil. Türkiye'de koyun bulmak sır eti bulmak gibi kolay. Aslında Korelilerin Kore'deki koyunlardan bir nedeni de kötü bir kokusu var. Ama Türk koyun kebap, dış kebabını deneyimde kötü koyun kokusu yok. İlk kez Türk koyun eti yediğimde onun koyun olduğunu bile anlamadım. Gerçekten hayatımdaki en iyi koyun etiydi. Ve ilginç olan Kore et kültüründen birini tanıtmak istiyorum. Bizde çiğ et yeme kültürü var. Kore'de çiğ sığır eti yiyoruz. Benim en sevdiğim yemeklerden biri. Çiğ sığır eti susam yağ, taze yumurta, armut ve salatalık ile karıştırıyoruz. Gerçekten lezzetli. Kore'deki restoranlar ziyaret ettiğimizde bu yemeği sipariş ettim. Ama Oğuz bu yiyeceklere direnç diyor ve yemiyor. Sadece Oğuz çiğ sığır eti denedi ve gerçekten sevdi. İlk bakışta direnç görülüyor olabilir ama denerseniz bence beğenebilirsiniz. Çiğ et belki o kadar kötü değil fakat çiğ karaciğer ve bazı organlar yiyoruz. İğrenç görülüyor ama doku ve lezzeti gerçekten iyi. Ama Oğuz yemiyor. Bence çoğu Türk için yemek zor. Ayrıca taze balıkta yiyoruz. Japon sushi yüzünden taze balık Türk halkına da tanıdık geliyor. Fakat Kore sushi kültürü biraz daha farklı. Bazı Kore restoranın sushi'nin yanında balığın taran kısmını da çiğ veriyor. Bunu yapmamızın sebebi balığın ne kadar taze olduğunu göstermek. Ama bu kültürü sevmiyorum. Çünkü 30 dakikadan fazla bağırın ağız ve kuyruğun hareket ediyor. Bu restoranı ziyaret ettiğimizde balıkın sınatını hep salata ile saklanır. Türkler kızarmış balık seviyor. Çok farklı kızarmış balık türü var. Özellikle balık ekmek Kore'de de çok ünlü. Geçen yıl bu yemek çok yeşil oldu. Televizyon programı yüzünden. Kore'de asla sandviç tarzı kızarmış balık yemeyiz. Bu yüzden balık sandviçin asla güce olacağını düşünmedik. Ama Koreliler içinde gerçekten lezzetliyiz. Şimdi ünlün İstanbul gecesini vazgeçti restoranında biri de balık ekmek oldu. Kore'de İstanbul'u ziyaret ettiğimde bu yemeği deniyor. Ayrıca Koreliler için bir meşgul sokak yemeği daha var. Bu midye dolma. Koreliler için söylediğim gibi pirinç çok önemlidir. Bu yemekte pirinç var ve baharatlar da çok güzel. Fakat Kore'de midye dolma bulma imkansız. Yani midye dolmağı sadece Türkçe ziyaret eden Korelilerden duydum. Ve her insan bana gelecekte en güzel yemek duyduğunu söyledi. Eminim Türkler bu işi Kore'de yaparsa çok popüler olur. Koreliler için gelecekte lezzetli. Kore ve Türk yemekler için sadece tek video yapan planım var. Fakat çok fazla yemek olduğu için hepsini tek videoya sığdırmak imkansız. Bu sebeple yemekle ilgili bir video daha yapacağım. Bir sonraki video
İngilizce yemekler ve tatlı kültürü. Umarım bu video ve sonraki video hoşunuza gider. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlar beni mutlu ediyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.